Yazıklar olsun, tipe bak ya. Bir dakika, yatağım gücüm yok. Ay, her yerim ağrıyor. 2 gün geçikti, daha da kötü oluyor. Tamam. Arkadaşlarım günaydın. Niye her yerim ağrıyor biliyor musunuz? 2 gün önce Muhammed'le spor yaptık. O kadar gaza geldim ki mesela set sayımız 10'sa o diyor ki 15. Ben diyorum ki hadi 20 olsun. Çünkü neden biliyor musunuz? Böyle biriyim. Beni sakın gaza getirmeyin. Her yerim ağrıyor. Ne gülebiliyorum. Spor yaptığım günden beri günde 15 saat uyuyorum. Ramazan'ın artık kaçıncı günü bilmiyorum ama saat 1. Yeni uyandım. Ama Eda orucu okuyor, tutturdun. En iyi diyemezsiniz çünkü dün bir rüya gördüm. Rüyamda beni birkaç insan kaçırıyor. Kaçırılmışım ben. Kaçırıldım. Beni dövüyorlar zaten orada. Ana, turun ilk ne oldu? Çok lüks bir yere bir parfüm almaya gidiyorum. Bir saçma sapan giyinip gitmişim. O kadar insan arasında zaten kendimi kötü hissetmişim. Sonra oranın çalışanı gelip diyor ki bir şey almayacaksınız, çıkar mısınız? Seni öldürürüm çalışan. Sonra ben de o hırsla neredeyse bütün paramı parfümlere veriyorum. Adam yüzünden parfüme verdik bütün parayı. Oradan çıkıyorum ve kaçırılıyorum. Parfümler ne oldu ya bu arada kaçırıldığım zaman? Onu hiç düşünmedim ama parfümleri hiç hatırlamıyorum. Elimde, kolumda, sandım. Çantama koymuşum diye. Zıkkım olsun. Kaçırdılar beni. Beni dövüyorlar falan. Ben bir ara bir yerde telefonumu elime alabiliyorum. İşte o arada bana da mesaj gelmiş. Mesaj atıyorum karşındaki insana bana yardım etsin diye. O da bana şey yazmış. Müsait misin? FaceTime görüşelim mi yazmış. Ben de demiş ki ben şu an kaçırıldım. Müsait değilim. Lütfen polisi ara. Buradayım. O da şey yazmış. Tamam ya, müsait olduğun zaman konuşuruz. Kaçırıldım, dayak yiyorum diyor. O insan bir polisi arar ya. Neyse, affettim onu. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Niye kamerayı açtım ki? Nasıl bir dayak yediysem sabah nasıl uyandım biliyor musunuz? Sürekli Esselamualeyküm ve Rahmetullah. Eşheden ayla ilallah ve eşheden. Sürekli böyleydim. Artık nasıl dövdülerse beni. Yatarken anlatacağım bir şeyler var mı? Fransızcadan quizim varmış. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Size söylemeyi unuttum. Politikadan quizim vardı. 160 sayfa okuması olan bir ders. Tamam, 160 sayfa okuma. Yeterince açık bence. Ben de okumadım o yüzden. Güldürmeyin, karnım ağrıyor. Okumadım ve kaç aldım biliyor musunuz? 100. Yani buradan çıkartacağınız dersenize çalışmanıza gerek yok. Çalışmadan da 100 alınıyor. Şaka yaptım. Hiç öyle saçma sapan şeyler yapmayın. Sonra kalırsınız öyle. Mesuliyet falan kabul etmiyorum. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please... Ne hissettim ben? Dinletemeyeceğim size çünkü hepsi küfürdü. Ay, kafam kaşınıyor. Bitlendim ben. Vallahi hiç uğraşamam. Kafamı direkt kazıtırım. Direkt kazıtırım. Güzellik salonları kapandığı için ve tırnaklarım da uzadığı için tırnaklarıma oje sürdüm. Neyse, görmeyin. Yastık izi çıkmış. Influencer hareketi. Kaçırdılar beni. Çok heyecanlıydı. Biraz fazla heyecanlandım. Dayak yedim yani. Kaçırıp güzel bir şey yapmadılar. Niye dövdüler be beni kaçırıp? Lan niye dövdüler beni? Ne yaptım ki? Ana, durduk yere dayak yemişim. Kimse de açıklama yapmadı niye dövdüğüne dair. Birazcık bunu düşüneceğim. Ulan deyiyorlar. Şimdi ben sizle aynı... Muhammed ne oldu? Muhammed travma geçirdi şu an. Şimdi ben sizinle aynı cennete mi gideceğim? Ben sizinle aynı cennete... Muhammed gel, kaçamazsın öyle kafamı vurdum diye. Ben seninle aynı cennete mi gideceğim? Oğlum benim bugün işlerim var o yüzden. Herkes de bir gavur ha. Sen üst cennete gideceksin. Ben üst cennete gideceğim değil mi? Hani seninki biraz daha hava alacak. Ne yiyorsunuz bakayım? Yemiyoruz. En sevdiğim şey yumurta. Late Night Snack Kresi Ramazan davulcusu geçmemiş, tamam mı? Ben son anda ezanı duydum, koştum güllaç yemeye ama böyle kaşıklıyorum, ezan okunuyor bir yandan, suda içeceğim diye. Öyle kaşıklıyorum ki beynim dondu. Az önce yaşadığım şey dün gece. Bir kat düştüm. Niye? Bir kat düştüm şu anda. Ne? Ezan okunduğu zaman yedim. Şey, buhar terapi saati mi başladı? Aynen öyle. Ha, bir şey... Ne? Kamera var mı? Ya konu saçmam, istediğin her yeri keserim. Komşusu açken Çok uyuyan. Aha bak, dengemi sağlayamadım açlıktan. Sana göstereceğim. Ama şu an tükenmiştir muhtemelen. Zaten kalmadı. Bunların ikisini Trendyol'dan aldım. Çok iyi. Sarısı falan da var. Her rengini alacağım. İlk ben davranacağım, ben alacağım. Burada aldığım her şeyin linkini aşağıya bırakıyorum. Haberiniz olsun. Bunlar aç. Bunlar tok. Bunlar yiyor. Pardon, ben açım. Odam şu an savaş alanına dönüyor. Arkayı da görmüyorsunuz. Arkada da iade edeceğim kargolarım var. Bu pantolonu almıştım. Ama büyük geldi. Çünkü neden artık 34 bedenim. Çünkü neden 2 gün önce spor yaptım. Oh, yerim ağrıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın. Bu zıkkım dolap 2 gün önce üstüme düştü. Nasıl üstüme düştü? Ben kaşındım. Benim bu tablolarım düştü. Bunları doğramaya yapıştırmışım. Ama bantlarını küçük kesmişim. Sanırım ki bunlar tak tak her gece düştü. Bir önceki videoda zaten anlatmıştım. Niye tekrar söyleyeyim bilmiyorum. Ben bunun tepesine çıktım. Bunları asacaktım güya tekrar. Sonra çok kilo olduğum için yıkıldı diyeceğimi sandıysanız yanıldınız. Çünkü ben spor yapıyorum. Bunun bu ayağı çıkık arkadaşlar. Bu ayağında problem var. Ben bunun bu ayağını çektim. Hem de altımda otururken sonra üstüme yıkıldı. Bak, üstüme yıkıldı. Abartmıyorum ya. İnanmayacaksınız ama üstüme yıkıldı. Bunun altındayken Muhammed'e seslendim. Muhammed gel yardım et. Help. Muhammed call 911 falan dedim ama Muhammed gelmedi çünkü beni duymamış. Şeyma'yı aradım. Şeyma beni kurtarmaya geldi. Bu kadar. Bu kadardı. Bir şey anlatacağım zaman beklentinizi düşük tutun. Genelde boş şeyler anlatırım. Sinek serisi. Bu aralar Özcan Deniz dinlemeye başladım nedense. Özcan Deniz'i bu arada hiç sevmem. Aralar neden diye sorabilirsin. Özcan Deniz'i kim dinler, kim sever? Ben de anlamadım ya. Bir Özcan Deniz'i dinleyesim geldi bu aralar. Geçen gün Şeyma'nın diş hekimine randevusu vardı. Tek gitmesin diye ben de onunla gittim. Benim Fransızca dersime denk geldi o gün. Derse yoldan katıldım. Hoca beni yok yazmış. Bak, yoldan katıldım. Arada bir kameramı açmadım ama mikrofonumu açıp hocayla konuştum. Ama hoca beni yok yazmış. Ne münasebet ya. Niye size sürekli bir şeyler gösteriyorum ama. Bu da benim çantam. Biraz şuna psikolojik şeyimi uygulasam. Şiddet. Aa, ne güzel koktu falan. Ne güzel de koktu yemek. Kimse niye cevap vermiyor? Ne güzel de koktu. Ha, daha pişirmediniz mi? Oh, ne güzel kokmuş. Afiyet olsun. Kafir avına çıkalım. Oo. Kendisi Muhammed Derekliymiş. O yüzden biz muhafız. Ne güzel de koktu. Sabah sabah taze taze koktu. Utandınız mı sanki? Şeyime utandı. Kanka niye utandın? Utandın mı sen? Neyse, ben de kokusundan doyarım inşallah. Vallahi güzel değil zaten. İnan zorla yiyor. Şu kapının deliğinden. Ya ben yemin ederim hiç etkilenmiyorum yemekten. Yemin ederim. Acıkmadım ya, şaka yaptım. Sadece onlarla uğraşmak istemişim. Şimdi odamızı toplamaya devam edebiliriz. Aa! Yine tamam, bu sefer ne aldığımı göstermeyeceğim. Ama göstereyim mi? İster misin? Kendime korse aldım. Eda zaten belini ince diyebilirsiniz. Evet, Allah'a şükür bir tane özelliğim var. O da belimin ince olmasa. Bunu aldım ki daha da küçülsün diye. İşe yarıyormuş. Yorumlarda öyle okudum. Feyyaz diye bir tanıdığınız varsa bu kısmı lütfen ona atar mısınız? Ben yazmadım ama Feyyaz kısmını ben ekledim şu an. Bu arada arkadaşlar çok duygulandım. Son videomda demiştim ki kimse bana günaydın mesajı falan atma. Bazılarınız bana düzenli iyi akşamlar, iyi geceler ve günaydın mesajı atmaya başladı. Yemin ederim duygulandım. Normalde çok eşek biriyimdir. Hiç böyle şeylerde duygulanmam. Çok mutlu oldum. Atmaya devam edin. Hatta birisi şey yazmış. Niye sen cevap vermiyorsun falan. Şimdi bu da ayıcıklı pijamam var. Aldığım şeyi söylemek ve göstermek yerine aşağı linkini bırakıyorum. Siz sağ, ben selamet. Kirlenmiş mi bu? Sanki bir böyle bir kötü duruyor. Bir gün giydim sadece. Bay bay, yıkanıyorsun. Siz anlatın birazcık canım. Ben anlatıp duruyorum. Siz dinlemek istiyorum. Bir dakika, bu bakış ne ya? Birisi siz böyle dinlese hiçbir şey anlatmazsınız. Özür dilerim, başa sarıyorum. Ama şimdi bana baktığınızı biliyorum ya, şey yapamıyorum. Siz anlatın, ben arkamda dinleyeceğim. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden birisi. Aa, dizlerim. O böyle yüksek yeşil gördünüz. Ben ses eğitimi almış insanlar yapabileceği bir şeyler. Ne dedim ben? Neyse ben odamı toparlayayım. Hobis gibi duruyorum. Götür beni aya. Çok çirkin. Topladım. Balık gözü de çirkinmiş. Hadi oynayın. Şimdi elinizi tutuyormuşum gibi, tamam mı? Başım döndü. Bu Türkiye'de söylemiş miydim? Başka benden başka kimse de yok. Bir tane Hataylı amca var. Onu da satın almak istemiştim ablam için. Kamerayı satın almaya çalıştım. Adama dedim işte amca satıyor musun kamerayı falan. Adam bana 15 gün sonra cevap verdi. Adam 15 gün sonra cevap verdiğinin 1 dakika sonrası adama cevap verdim. Dedim ama konum Hatay gösteriyormuş. Acaba dedim İstanbul'a geliyor musunuz? Yolunuz düşüyor mu? Adam görüldüde bıraktı beni. Deli mi? Sindir date ayarlayalım demedim sana. Kamera alacağım ama İstanbul'a yolum düşüyorum dedim. Bu kadar basit. Neyse manyak. Müziğe göre dans etsene. Merhaba arkadaşlar, Muhammed abim beni dilendirmeye götürüyor. O yüzden kılık değiştirdim. O da böyle gelsin. Yaşasın, dilenme serüvenim başlıyor. Şimdi senin burada maskesiz dışarıya çıktığını söylesem. Söyle. İnsanlar seni güzel bir şey araymış, şikayet etseler. Ben anlamadım. Kim o gelsin? O kim? Kim be? Büyük adamlarından. Devletin büyük adamları Eda Yaman. Çok seni sallamıyor gibi. Gir girme. Lanet olsun, görevlendirildim ya. Yürüyüş diye çıktık. BİM'e girdim ya. Maske nerede? Muhammed, fakülten eskiden buradaydı, şimdi değil. Ne düşünüyorsun? Aa, harbiden. Valla eskiden de şimdi de uğramıyorum. Çok da fark eden bir şey olmadı benim için. Yani gelecek öğrencilere ne dersin? Gelecek öğrencilere gelmeyin. Abi, gelsinler. Pandemi falan bitsin, ondan sonra gelsinler. Engin yorumlarından sonra insanlar mezuna kalmaya karar verdi bu arada. Zaten. Dilendireceksen dilendir bir yerde. Biz buraya oturalım ödevimize. Bir şöyle okulu bir turlayalım mı ya? Gel turlayalım. Eda Yaman'la Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü, boklu Kuzey Kampüs turu. Sadece Sinebu var işte. Sinebu dışında herhalde benim hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Haksızlık ediyorsun. Sen hiç söyledin mi takipçilerin Sinebu'yu? Burası da güzel. Burada langırt var, langırt güzel. Evet, orada langırt oynamak güzel, ben hiç oynamadım. Buranın şeyleri güzel. 50'li maskeyi 25'e mi satıyor? İyiymiş. 3 kere 5, bir dakika. 3 kere... Evet işte. Yemekhane. Ana ayağıma bir şey sürünüyor. Ne yapıyorsun ya? Ana. Ana siz. Ana şişko. Şişko. Ben bir kere merdivenlerden, mesajlaşırken merdivenlerden düştüm metroda ve bacağımı incitmiştim. Bacağımı alçıya aldılar ve Muhammed ne yaptı biliyor musunuz? Ben şu merdivenlerden seke seke kendim çıktım, bakın. Bu merdivenlere seke seke kendim çıktım ve Muhammed hiçbir şekilde yardım etmedi. Sonrasında alçım ıslanmıştı, yağmur yağıyordu o güne. Ve alçımı eve gidip kendimi kesip çıkartmak zorunda kalmıştım. Bir dakika, bunu niye taktıysam kimse yok burada. Ama çok çirkin olduğum için takmış olabilir miyim? Umurumda değil. Özlemişim ben bu keratayı. O pek seni özlemiş gibi durmuyor ama. Görmüyorum oğlum, götündenmiş bana, özlemiş. Beni bırak. Böyle dedi. Seni öldürürüm ha. Anneanne, hayır öldürürüm derken ciddi değildim. Burada herkesin kapanması için yalvardı. Eğitim fakültesi var. Aha da kapandı. Herkes şimdi bir rahatlayabilir mi? Kapandı. Bizim Sinebumuz var bu arada. Sinebu ne Muhammed? Muhabbet diyecektim. Filmler, diziler, bir şeyler, her şeyi oynatıyorlar burada. Dizi oynattılar mı hiç? Oynattılar. Game of Thrones oynattılar dizi. Game of Thrones bağımsız. Bağımsız ama değil ama. Olsun, dizi oynattılar mı oynattılar. Burada derslere falan giriyorduk arkadaşlar. Niye yalan söylüyorsun? Şuradan dönüp film izleyebiliyorsunuz. Senin dayı bizi takip ediyor. Az bir delikanlı ol. Çağınına, namına, şu büyüklüğüne bakar mısın? İhtişam fışkırıyor be. Niye biliyor musun? Niye? Ben orada okuyorum. Uyumlusunuz ha bugün duvarla. Oy. Duvar gibi adamım galiba. Evet, taş gibisin ha. Sizin manzaranız benim manzara. Bu yurt ne biliyor musunuz? Kız yurdu. Karılar ama. Kız ve erkek yurdu. Şurada ayrılıyorlar ama şurası dünyanın en kötü yurdu. 10 metrekare odada 6 kişi kalınıyor. Şurası yabancı diller okulu. Tüm yabancı dil derslerini burada alıyorsunuz. Evet, Fransızca, İspanyolca, Almanca hepsini orada aldım. Ne aşklar yaşandı be orada. Ne aşklar yaşandı, anlatsana. Bir kişiye aşık oldum işte. Kime aşık oldun? Söylemem ki. Söylemem. Yine aklıma geldi. Ama hiç umurumda mı değil. Hiç de havalı bir bina değil bu arada ha. Bu videoyu gördükten sonra Boğaziçi'ye gelmekten vazgeçtim. Oğlum zaten Boğaziçi gerçeği bu. Çok kötü bir tanıtım yaptım. Bu kampüs çirkin olan kampüs işte, idare edeceğiniz. Burada hiç oturmadım. Bir kere oturmuş olabilirim belki. Tamam işte burada çok vakit geçirdim. Çünkü bu o binanın arka tarafı. Şurada oturdum, kalktım, yedim, içtim, ağladım. Ağlamışımdır illaki yani. Sen okulda hiç ağlamadın mı? Yok. Ben çok ağlamışımdır. Burada da TK derslerine giriyordum. Burası benim uyuma alanım. Ne yapayım, onu da böyle kabul ettik işte. Bir çirkinsi erkeksilik var sende. Erkek değil mi bu? Normalde kemikli surat da severim ama sen bir çirkinsin. Hareketleri unuttum. Başarılı mıydı? Evet. Niye müzik koymadın arkaya? Bastık onları. Ne? Aa, Curtis Speaking Club'mış. Pardon. Ay bastık olan dedim. Yanlışlıkla oldu. Ben nereden bileyim, hayatımda şuraya girmişliğim mi var? Niye diye sormayın. Merhaba arkadaşlar. Eve geri geldim. Duş aldım. Baş havlumu bulamadığım için el havlularımdan biriyle, ama temiz yemin ederim ki başımı sardım. Bir şey diyeceğim, normalde Fransızca sınavım olduğu için Fransızca çalışacaktım ama bu saatler benim uyuma vaktim, neden biliyor musunuz? Arkadaşlar bu saatlerde uyuyunca arkadaşlarım ben oruç tuttuğum için iftar yemeği hazırlıyorlar. Ama onlara görev atmak için değil. Yemek yapmayı bilmiyorum ya. Son dönemlerde gerçekten bunun eksikliğini hissetmeye başladım. Artık dışarıdan bir şeyler söyleye iyice kömüşe döndüğüm için artık yemek yapmayı öğrenmem lazım. Ama bugün o gün değil. Bakayım 15 dakika geçti mi? Şimdi nasıl anlayacağım biliyor musunuz? Fotoğraf çekmiştim. Bazı kişilerin kafası çok çalışır benim gibi. Aman ne kafa çalışması, atom parçaladım. Ya yemek yapmazlarsa? Ve sipariş vermek için geç kalırsam? Eda Yaman'la uyku vakti. Bir şey diyeceğim. İlahide yattım sağıma döndüm soluma dediği için sağıma yatıp soluma dönüyorum. Kulağımı deldirdiğim halde kulağım hala iyileşmedi. Mübarek kullukta sınır tanımıyorum. Biraz uyuyacağım. Kanka ne yeriz kıymayı çıkarmadıysa? Sade sebzeli ve salçalı ama hiç sevmem. Sen benim götümü yemişsin. Ay kanka lütfen doğrama tahtası alalım ya. Eşya yok ki bizimkinin şey toplama kampı gibi. Aaa çıktı. Ana ay. Ay. Allah seni ne yapmasın be. İşte böyle saygısız bir insansın. Bunu da çek kameralara. Vallahi çekmiş miyim ya? Ahmet çekim yapıyordu. 2 lira unutup anırdım ben burada. Ben kızdım sence bana. Ya kızmadı da üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Bugün menümüzde ne var? Kıymalı makarnamız var. Yanında salatamız var. Mevsim yeşillikli ve Akdeniz marulu salatası. Akdeniz. Bunu söylemek için aldırdın değil mi? Aynen. Daha havalı duruyor. Çorbamız var. Ne çorbası? Yerli çorba. Kaç gün daha içeceğiz o çorbayı? 5 günümüz daha var. Sulandırıp. Ben de bugün bir işe yaradım değil mi mutfakta? Evet sen harikasın. Sen beni kahvederden, sen saygına vermeden. Somebody come get her, she fucking up my dinner. Ay Muhammed benimle duymuş muydu? Kanka bu sefer gerçekten kolum fırtını topla evden çıkarım herhalde. Lokantadan alırsın. Yemek masamız bu, çok çirkin biliyorum, o yüzden görmeseniz de olur. Sizden mi utanacağım be? Bu. Yemek masamız bu ve bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Buradan taşınacağım yakında. Yeni yemek masası alacağız, tamam mı? Sakın yemek masamızla dalga geçmeyin. Biz burada yemek yiyoruz, günah. 9 dakika var daha. Ülkenin farklı yerlerinde farklı saatlerde oruç açma işi benim biraz canımı sıkıyor. Çok açım da. Psikolojim bozulurum. Ne diyorum, ağzım yüzüm birbirine girdi. Komşular bizi izliyor bu arada. Full yayın. Kapatıyor mu? Kimse üzerimize bakamaz. Hadi bakalım şimdi izleyin bir de. Kafirler. Ay açmışız da geri. Evet arkadaşlar, bu kalabalık iftar sofralarını çok seviyorum, bakın. Hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Ama benim hiç arkadaşım yok ki. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Okundu. Sizi mi bekleyeceğim ya? Benim gibi mübarekler orucunu neyle açar biliyor musun? Hurmayla. Ne yaptın bunu? Hı? Ne yaptın bunu? Hı? Bunu ben yaptım. Yemin ederim ben yaptım. Salatayı kim yaptı? Bir işe yarayayım ben bari. Hiç umurumda değil ya. Ha, umurumda vardı, şu an çok açım. Şeyması nasıl boğazından geçiyor senin ya? Sabah siz nasıl ben sizi boğazınızdan hangi sabah? Aile toplantısı. Çocuğa da verelim. Böyle bakıyor. Annem kesin ağzını açtı. Yerinde menümüzde yerli çorbası ve 7 günde yerli çorbası ve Ramazan bitene kadar yerli çorbası ve ben sahurda yemezsem bu çorba bitmeyecek. Eda, yemekten sonra ne yaptın? Sizin yerinize ben sordum. Haytalık. Hiçbir şey yapmadım. Geldim birazcık burada. Yattım. Telefonla uğraştım. Bu işin linkini verdim. Yattım. Ana. Zaman öldürmüşüm. Quizim varmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Mum yakalım. Mum çakmam. YouTube yazıyor. Çünkü neden biliyor musun? Seviyorum. Bak. Vurunca rengi değişiyor. Neden? Teknoloji. Teknolojiyi çok seviyorum. Bukle belirginleştirici sürdüm. Herhalde ön koşul buklenizin olması. Şov bitmiştir. Boğuluyordum. Merhaba. Geri merhaba. Ana. Ana. Üstüme yıkılıyordu. Üstüme yıkılmayan ne varsa. Ders çalışıyorum. Bir saattir... Tam çalışmıyordum ya. Bir saattir çalışmıyordum yani. Niye yalan söyleyeyim ki? Bir dakika, mesajım var mı? Muhammed yazmış ya. Muhammed, seni çok seviyorum canım arkadaşım da. Mesaj beklediğim insan sen değilsin. Zıkkımın kökü. Quiz ne be? Allah aşkına. Çocuk kandırır gibi. Boya. Şu. Bunların hepsini unutacağım bu arada. Ün, boya, şöz. Bunları bence Fransızlar bile bilmiyordur ha. Hadi şuracağım herhalde. Mesaj. Hadi. Göster benim sahibin. Ya saçma sapan gruba mesaj atıp duruyorlar ve ileride hoca falan olsam öğrencilerime quiz yaparsam bana bunu hatırlatın. İnsanları test etme olayını sevmiyorum. Du, le taksi. Havalı kelimeler ver be. Taksi maksi. Şimdi insanlar diyecek bunları hepimiz biliyoruz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yazdık ama öğrendik mi? Hayır. Umurumda mı? O ne oldu be? Umurumda mı? Hayır. Umurumda ya. Burnum kanıyor sandım. Rating olurdu. Burnum kanıyormuş gibi devam edelim. Şimdi bir dakika. Oha. Role giremedim ya. Burnum kanadı için öldüm ve oradan sonra videoya devam edemedim. O yüzden video burada bitmiş. Videoyu beğendiyseniz de beğeni basmayı unutmayın. Sonra abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bu kadar yani. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Gücüm bitti.